Bugün de her zaman olduğu gibi geçtiğimiz hafta neler yaşandı şöyle kısaca bir göz atacağız. Ardından da önümüzdeki hafta neler yaşanabilir onları sizler için değerlendireceğim. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Önce küresel piyasalarla başlayalım. Dünyada neler yaşandı geçtiğimiz hafta ve piyasaları nasıl etkiledi? Biraz bunlardan bahsedelim. Sonra da Türkiye'ye döneriz. Gerçi Türkiye'de biliyorsunuz geçtiğimiz haftanın iki önemli verisi vardı. Bunlardan birisi Merkez Bankası'nın faiz kararıydı. Herhangi bir değişikliğe gitmedi. Öbür taraftan da TÜİK'in enflasyon rakamları vardı. Enflasyonda son 2 yılın en yüksek rakamı olarak karşımıza çıktı ve görünen o ki yükseliş eğilimini devam ettirecek nedenlerini ayrıntılı bir şekilde biraz sonra konuşuruz. Tabii küresel piyasalarda da Yellen'ın açıklamaları çok dikkat çekici oldu. Piyasaların çok ciddi manada hareketlenmesini beraberinde getirdi. Önce bir faiz artışı sinyali verdi. Ardından da söylediklerim yanlış anlaşıldı. Bir öneri ya da bir öngörü değildir. Fed başkanının kararları ben karışamam elbette dedi. Bunun sonrasında piyasa biraz daha sakinledi. Cuma günü de istihdam verileri açıklandı. 1 milyon istihdam yaratılması bekleniyordu. Sadece 266 bin kişilik bir istihdam yaratıldığı görülünce de piyasa tekrar yukarıya doğru hareketlendi. Çünkü teşviklerin devam edeceği, herhangi bir faiz arttırımına gidilmeyeceği beklentisi arttı. Bunların da yine detaylarını konuşacağız ama sırayla pazartesiden cumaya kadar neler oldu dünyada ona bir bakalım. 1. Küresel piyasalarda enflasyon beklentisi arttı. Bunun temel nedeni hem Avrupa'dan hem Amerika'dan gelen gerek istihdam, gerek üretim, gerek PMI verilerinin beklentilerin çok daha üzerinde olması, yani iyimser olmasıydı arkadaşlar. Özellikle Avrupa bölgesinde, Euro bölgesindeki PMI son 24 yılın, bırakın pandemiyi, son 24 yılın en yüksek seviyesinde geldi. 62'lik bir oranla. Dolayısıyla arkadaşlar herkes ne oluyor ya, bir anda her şey düzeldi galiba. Üretim canlanıyor, Avrupa canlanıyor, Amerika canlanıyor. Bunun da enflasyonist bir etkisi olacak elbette demeye başladı. Tabii ki geçtiğimiz hafta değil ama onun öncesine gelen dünyadaki enflasyon rakamları da aslında piyasaların hareketlendiğini bize göstermeye başlamıştı. O nedenle de tabii ki bir faiz beklentisi oluştu. Hem Avrupa bankalarından, hem Avrupa Merkez Bankası'ndan, hem de Amerika'dan, elbette Fed'den bir faiz arttırımı gelebilir mi beklentisi oluştu. Üzerine bir de Yellen'ın ılımlı bir faiz arttırımı gelebilir açıklaması. Piyasalarda ne oluyor? Olağanüstü bir faiz arttırımı mı olacak? Ya da daha önce olduğu gibi, Bernanke döneminde olduğu gibi, 2013 yılında yaşandı biliyorsunuz. Aniden varlık alımlarını kesiyoruz diye bir açıklama gelebilir mi endişesiyle? Altın fiyatları düşmeye başladı. Faizler geriledi. Riskli varlıklardan ufak ufak çıkıldı. Dolar endeksine yönelmeler oldu. Piyasaların aklı bir karıştı. Cuma gününe doğruysa hem Yellen'ın açıklamalarını düzeltmesiyle birlikte, hem de dünyadaki diğer gelişmelerle, Amerika'daki istihdam verileriyle birlikte tekrar eski günlere, yani bundan 3-4 gün öncesine geri dönüldü arkadaşlar. Ha, enflasyon endişesi bitti mi? Elbette bitmedi. Küresel enflasyon endişesi devam ediyor. Artı enflasyon endişesini destekleyecek bir yığın mevzu da var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Mesela Biden 4 trilyon dolarlık bir paket daha açıklıyor. Bunu Kongre'ye gönderdi ve tartışmaları açmaya başladı. Muhtemelen cumhuriyetçilerle de uzlaşılmaya çalışılacak bu konuyla ilgili. Piyasaya 4 trilyon daha girecek yakın zaman içerisinde. Bunun da enflasyon üzerinde etkilerinin olduğunu göreceğiz. Powell'ın açıklamaları dikkat çekiciydi. Evet, ekonomik bir toparlanma var Amerika'da. Ancak şunu da unutmayalım. Ekonomik toparlanma herkese yansımıyor dedi. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerle daha dar gelirli vatandaşları kapsayan bir söylemdi bu. Demek ki Powell varlık alımlarını şu anda kısmayı düşünmüyor. Herhangi bir faiz arttırımı da düşünmüyor. Beklentisini güçlendirdi bu açıklamalar. Bu açıklamalar sonrasında da dolar endeksinde bir geri hareket gördük. Dolar endeksi 90 seviyesine kadar gevşedi. Buna bağlı olarak da Türk lirası bir miktar toparlandı. Neredeyse 8.40'lara kadar yüklenmişti Türk lirası. Sonrasında bu açıklamalarla birlikte 8.24 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi Cuma günü. Bir başka önemli veri yine enflasyonu tetikleyebilecek. O da bakır ve çelik fiyatları ile ilgili. Özellikle ağır sanayide, otomotiv sanayinde en çok kullanılan ham maddeler bunlar. Yine elektronik ve teknoloji sektörlerinde en çok kullanılan ham maddeler, bakır ve çelik, son 10 yılın en yüksek fiyat seviyesine gelmiş durumda. Bu da yine enflasyonu tetikleyebilecek bir başka gelişme. Yellen'ın açıklamalarından bahsetmiştim zaten sizlere. Emtia, tarım, çip ve pandemi krizi tüm hızıyla devam ediyor. Hatta çip krizi öyle bir noktaya gelmiş
gelmiş durumda ki arkadaşlar 3 trilyon dolarlık bir yatırım yapılmazsa yıllar boyunca devam edecek. Çip aman canım ne önemi var diyebilirsiniz ama öyle değil. Otomotiv sanayinden bilişim sanayine kadar her alanda çip kullanılıyor ve şu anda çip yetiştirilemiyor. Bu da büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Tarım emtia fiyatları da artıyor. FAO endeksi mesela geçen yıla göre %30.8 oranında artmış durumda. Bir yandan ham madde fiyatları, bir yandan sanayi ham madde fiyatları, bir yandan tarım emtia fiyatları, bir yandan çip krizi, bir yandan pandemi meselesi dünyada ciddi sıkıntıların önümüzdeki dönemde oluşacağını bize gösteriyor. Bakın talep odağı dışında maliyet odağı ile enflasyonun yükseleceğini gösteren sebepler. Bunun yanına bir de pandemi boyunca piyasaya aktarılan paranın vatandaş tarafından normalleşme süreçleri içerisinde harcanmaya başlandığını düşünün. Yani tüketimin de arttığını düşünün. Tüm bunlar toplamda enflasyonu yukarıya doğru tetikleyecek gibi görünüyor. Bunu sadece ben mi söylüyorum? Hayır arkadaşlar, bakın IMF Başkanı da bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Yüksek faiz ortamına hazır olun kardeşim dedi. Yüksek faizi işaret etmesinin temel nedeni elbette ki enflasyon. Gelişmiş ülkelerde enflasyon bir tehdit haline, bir tehlike haline gelmeye başlarsa muhtemelen faiz artırımları başlayacak. Her ne kadar Fed de Avrupa Merkez Bankası da şu anda bu süreci inkar ediyor olsa da şimdilik varlık alımlarını azaltmakla bu işi çözebileceklerini düşünüyor olsalar da yarın öbür gün muhtemelen faiz arttırmaya mecbur kalacaklar. Peki bu yüksek faiz ortamı, özellikle gelişmiş ülkelerdeki yüksek faiz ortamı gelişmekte olan ülkeleri nasıl etkileyecek sorusunun cevabı da gayet basit arkadaşlar. O ülkeler faiz arttırdığında bizim gibi ülkelerdeki yabancı para çıkışı hızlanacak. Euro, dolar gibi para birimleri daha hızlı bir şekilde kendi ana vatanlarına kaçacaklar. Avrupa'ya gidecekler, Amerika'ya gidecekler. Dolayısıyla Türk lirası ve benzeri paralar değer kaybedecek. Tabii Türk lirasının değer kaybı daha fazla olacak. Nitekim geçtiğimiz hafta da evet gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değer kaybetti ama başı Türk lirası çekiyordu. Bunun temel nedeni de tabii ki bizim makroekonomik sorunlarımız ve uluslararası problemlerimiz. Aynı zamanda yurt içinde ekonomi dışında yaşadığımız sıkıntılarımız. Bütün bunlar toplamda da Türk lirasının çok daha hızlı bir şekilde değer kaybetmesini sağlıyor arkadaşlar ve dünyada da faiz artırımlarının gelmesi Türk lirasının ciddi anlamda değer kaybetmesini beraberinde getirecek. Dolarda, euroda, sterlinde çok hızlı, sert hareketler görebiliriz. Bunun da uyarısını yapmış olalım. Cuma günü kritikti arkadaşlar. Çünkü cuma gününe kadar tüm veriler olumlu geldi. Bakın, perşembe günü Amerika'da işsizlik maaşı başvuruları iyi geldi. Diğer günlerde istihdam verileri iyi geldi yine Amerika'da. Avrupa'daki PMI verileri beklenenin çok üzerinde iyi geldi. Üretim verileri beklenenin çok üzerinde iyi geldi. Ama cuma günü Amerika'da bir istihdam verisi açıklandı ki beklentinin epey altındaydı. 1 milyon kişilik bir istihdam yaratılması beklenirken sadece 266 bin kişilik bir istihdam yaratıldı. Dolayısıyla da bu galiba ekonomi bizim umduğumuz kadar da hızlı toparlanmıyormuş galiba hissiyatı yarattı ve faiz beklentilerinin birazcık suya düşmesini beraberinde getirdi. Enflasyonla ilgili beklentilerin o kadar korkutucu olmadığı söylemleri gündeme gelmeye başladı. İşte o gün riskli varlıklara yönelim hızlandı ve dolar endeksinde de geri çekilme görüldü. Yani tarım dışı istihdam verilerini önümüzdeki aylarda takip edeceğiz. Eğer ki beklentiler olumlu yönde iyi gelirse o zaman bakın tekrar enflasyonu ve faiz konusunu konuşmaya başlarız. Bu da hem dolar endeksinin hızla yukarıya gitmesini beraberinde getirir hem de Türk lirası başta olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimlerinin hızla değer kaybetmesini beraberinde getirir. Şimdi hadi gelin biraz da Türkiye'yi konuşalım. Türkiye'de geçen hafta neler yaşandı? İmalat PMI geldi. Nedir kardeşim bu PMI diyenlere de bir cevap vermiş olalım. Her sektörle ilgili satın almaları ifade ediyor. Bir anlamda üretimin geleceğini ifade ediyor PMI verileri ve biz de 11 ayın en düşük seviyesinde imalat PMI. Yani demek ki üretim yapılmıyor ve yapılma niyeti de yok. Stoklar dolmuş taşmış, zaten üretim yapılması için bir sebep de yok. Söylendiği gibi talep odaklı bir ekonomi ve enflasyon yok Türkiye'de. Bunun en net göstergelerinden birisi bu. 11 ayın en düşük seviyesine gelmiş durumda. Enflasyonda tablo ne? Yani üretim düşüyor,
talep yok. Buna rağmen enflasyonun düşmesi gerekmez mi? Gerekir ama Türkiye'de enflasyonda 2 yılın zirvesinde. Ekonomik verilerin ne kadar sıkıntılı olduğunu, ekonomi yönetiminin ne kadar büyük bir hata içerisinde olduğunun en net göstergesi. Bir anda üretim yok, bir anda talep yok, bir anda büyük bir işsizlik var, öbür tarafta enflasyon yükseliyor. E nasıl oluyor bu? Talep yokken enflasyon yükselir mi? Evet yükselir. Sizin maliyet odaklı bir enflasyonunuz var. Bu da şu demek arkadaşlar. Dolar kuruna bağlı bir enflasyonunuz var. Yüksek vergilere bağlı bir enflasyonunuz var. Üretim fiyatlarının girdi maliyetlerinin yükselmesi üzerine kurgulanmış bir tüketici enflasyonunuz var. Dolayısıyla bunların hepsi bir araya geldiği zaman enflasyon yükseliş eğilimini devam ettiriyor ve devam ettirecek. Nitekim Merkez Bankası da beklentisini biliyorsunuz yıl sonunda yükseltti. %12'nin üzerine çıkarttı. Anketlere bakıyoruz. Merkez Bankası anketlerine. Orada da enflasyonun %13.81'e dayandığını görüyoruz. Yıl sonu beklentisi olarak. Bu rakamlar gerçekçi mi? Bana göre değil arkadaşlar. Çünkü yine geçtiğimiz hafta enflasyon rakamları açıklandığında tüketici enflasyonunda %17.77 seviyesini gördük. Evet son 2 yılın en yüksek seviyesi. Ama çok daha tehlikeli bir rakamla daha karşı karşıya kaldık. O da üretici enflasyonu %35'in üzerine çıkmıştı. Aradaki makas %18 seviyesine çıktı arkadaşlar. Neredeyse tüketici enflasyonu üretici enflasyonunun yarısı ya da bir başka açıklamayla tüketici enflasyonunun üretici enflasyonu tam 2 katı neredeyse. Bu da bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Öyle ya da böyle bu yüksek maliyetler fiyatlara yansıtılacak ve tüketici fiyatları da yukarıya doğru gitmeye devam edecek. Yani Merkez Bankası'nın söylediği gibi yıl sonunda öyle %13-14 civarında bir enflasyonun olması mümkün değil. Kademe kademe yükselecek ve yıl sonunu iyi ihtimal %24-25 seviyesinde kapatacağız. Bu da faizlerin %27 ile %30 aralığına doğru gideceğini bizlere gösteriyor ve reel sektörün daha da tıkanacağını, bankacılık sisteminin daha da tıkanacağını ve çok daha ötesi banka batıklarının da kontrolden çıkacağını gösteriyor. Şu an itibarıyla banka batıkları erteleniyor ve ertelenme niyetinde. Biliyorsunuz Haziran'da erteleme süresi bitiyor ama onun da yıl sonuna kadar uzatılması planlanıyor ve muhtemelen de uzatılacak. Şimdi yıl sonuna kadar ertelediniz. Banka batıklarını görmeyeceğiz biz. Öbür yıl karşımıza çıkacak. Hem de artarak karşımıza çıkacak ve bu büyük banka batıkları aynı zamanda büyük bir finansal istikrarsızlığı ve krizi de işaret ediyor arkadaşlar. Bir taraftan ödemeler dengesi kriziniz var. Öbür taraftan yüksek faiz kriziniz var. Kısa vadeli dış borç kriziniz var. Bütçe kriziniz var. Bunun yanına bir de bankacılık krizi, mali krizi ya da finansal krizi koyarsanız arkadaşlar inanılmaz bir riskler bütünü karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki süreçte hem kurda kırılmaların çok daha sert olduğunu göreceğiz hem de ekonomik kriz, ekonomik buhranın daha da dibine doğru sürüklenmeye devam ediyor. Bakalım bu konuyla ilgili ne tür adımlar atılacak hep birlikte takip edeceğiz. Çavuşoğlu'nun açıklaması da yine geçen haftaya damgasını vuran konulardan birisiydi. Biliyorsunuz Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya'da görüşmeler yaptı ve şu cümleyi kurdu. Dedi ki Mayıs sonuna kadar turistin göreceği herkesi aşılayacağız. Mayıs sonuna kadar turistin göreceği herkesi aşılayacağız. Herkesi değil yani. Turiste bir şey olmasın diye biz aşılama yapacağız. Acentaları aşılayacaklar herhalde. Otel çalışanlarını, havaalanı şirketlerinde çalışanlarını falan aşılayacaklar. Ama vatandaş, öğretmenler, hatta belki de sağlıkçıların önemli bir kısmı hala aşı beklemeye devam edecek arkadaşlar. Kiyalı Türkiye'nin önemli şirketlerinden birisi, tekstil alanında önemli markalarından birisi. Onun başkanından bir açıklama geldi. Merkez Bankası'nın dolar TL tahmini gerçekçi değil. Bakın reel sektör temsilcileri de özellikle ithalat ihracat işleriyle uğraşan yüksek montanlı temsilciler de artık Merkez Bankası'nın rakamlarının gerçekçi olmadığını söylemeye başladılar. Bu da önemli. Keza yine IIF yani Uluslararası Finans Enstitüsü de Türk Lirası ile ilgili adil Türk lirası beklentisini değiştirdi. 7,5 seviyesinden 9,5 seviyesine arttırdı. Anlayacağınız Türkiye ile ilgili beklentiler her geçen gün biraz daha bozulmaya devam ediyor. Peki rakamlar nasıl oluştu geçen hafta ona da bakalım. Dolar 8.24'ten kapandı. 8.40'lara dayandı. Niye geri geldi? Cuma günkü açıklama özellikle Amerika'daki istihdam verilerinin olumsuz gelmesi, dolar endeksinin geriye çekilmesi Türk lirasının da bir miktar değer kazanmasını beraberinde getirdi. Ve
Türkiye'de de dolar 8.24 seviyesine doğru geriledi. Euro 10 liranın üzerinden kapanışını gerçekleştirdi. Neden? Çünkü parite yukarıya doğru gitti. 1.21.60'ları zorladı. Özellikle Amerika'daki gelişmelere bağlı. Eğer ki bu süreç böyle devam ederse 1.25'lere doğru giden bir parite görürüz. Hatta 1.30'ları bile zorlayabilir. Ancak arkadaşlar beklentilerin terse dönme ihtimali de çok güçlü. Tekrar enflasyonu konuşabiliriz. Tekrar dolar endeksinin yükselme eğilimine girdiğini konuşabiliriz. Dolayısıyla bütün bu gelişmeler paritenin 1.15'lere doğru gitme ihtimalinin de güçlü olduğunu bizlere gösteriyor. Amerika'da faiz oranları, hazine tahvil faiz oranları 1.57 seviyesine kadar düştü. Yine cuma günkü açıklama sonrasında. Ancak 1.60'ın üzerinde ısrarlı bir şekilde kalmaya devam ediyor. Bu rakamın geçici mi kalıcı mı olduğunu hep birlikte takip edeceğiz. Altının onsu çok agresif hareket etti. Sizleri uyarıyordum biliyorsunuz. 1700'lü seviyelerdeydi. Hatta 1680 seviyesine kadar gevşemişti. Sizlere buranın dip olduğunu, buradan toparlanacağını, ardından da 1760-70 aralığında bir miktar dinlenip 1800'ün üzerine çıktığında çok hızlı hareketler yapacağını söylemiştim. Cuma günü bütün dirençleri kırdı. 1831 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Yükseliş devam edecek mi? Görünen o ki bir süre daha yükselişi devam edecek arkadaşlar. 2000'li seviyeler zorlanmaya başlayabilir. Eğer ki 1800 aralığı, 1800-1900 aralığı hızlı bir şekilde aşılır. 1900'ün üzerine beklenenden daha hızlı bir şekilde giderse altının onsu, o zaman yeni rekor denemeleri de görebiliriz. Gram altında 484 liraya yükseldi arkadaşlar. Gram altında geldiği noktaya geri dönecektir. Sonrasında da 700 lirayla 1000 lira arasında bir gram altın göreceğiz. Gümüşün onsu 27 dolara geldi. Onun üzerine çıktı. 27.44'ten kapandı. Gümüşün gramı da yine sizlere daha önce söylediğim gibi 7 liranın üzerine attı kendisini ve 7.28 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Brent petrol 68, ham petrol de 64 dolar seviyelerinde. Bana göre ikisi de şu an itibariyle en tepe noktalarında. CDS 400'ün üzerinde kalmaya devam ediyor. Dolar endeksini zaten söyledim. 90-203 seviyesinde. Önümüzdeki hafta hangi veriler açıklanacak onu da sizlere ileteyim. 11 Mayıs'ta sadece Türkiye ile ilgili veriler açıklanacak. Cari hesap, sanayi üretimi ve perakende satışlar. Yani Türkiye'deki ekonominin aslında ne olduğunu gösteren önemli veriler. Ama bunlar gerçekçi yansıtılır mı? O apayrı bir tartışma konusu. 12 Mayıs'ta Ramazan bayramı başlıyor. 12, 13, 14 Mayıs tarihleri, yani hafta içine gelen tarihler bunlar. Ramazan bayramı olacağı için biz Türkiye piyasalarından çok dünya piyasalarını takip ediyor olacağız. Pazartesi, salı günde yine gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim arkadaşlar. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.